Bazı çizgi film karakterleri o hikaye için, o çizgi film için aslında önemli olmalarına rağmen biraz arka planda kalabiliyor. Ve genelde bu arka planda kalan çizgi film karakterlerinin değişik hikayeleri oluyor. Yapımcılar bence onları bilerek biraz arka planda bırakıyor ki olaya biraz gizem katmak için. En azından benim düşüncem böyle yani. Başlıktan da anlayacağınız üzere bugün Etvaç Yurtsağı'ndaki Gunter'ın gerçek hikayesini sizlere anlatmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce arkadaşlar, ama anlamışsınızdır herhalde sesimden, biraz rahatsızım, biraz hastayım bugün ve sesim biraz böyle çatallı geliyor olabilir. Artık bunun için de kusura bakmayın yani. Hasta oldum. Elimde olan bir şey değil tabii ki. Bir de yorumlara arkadaşlar, başka hikayesini yapmamı istediğiniz karakterler, çizgi film karakterleri varsa onları da ekleyin yorumlara. Aralarında hikayesini anlatabileceğim çizgi film karakterleri olursa emin olun ki o karakterlerin de videosunu yaparım. Neyse, daha da fazla uzatmadan şimdi videomuza geçelim efendim. Milyonlarca yıl önce, hatta tam olarak rakam vermek gerekirse 70 milyon yıl önce dünyaya düşmek üzere olan bir meteor vardı. Bu meteor tahmin edebileceğiniz üzere içerisinde liçi barındıran meteordu. Yani liçi bizim dünyamıza getiren meteordu. Bu meteorun dünyaya düşmesini engellemek adına bir grup elementersel varlık toplanıyor. Ve bu meteorun dünyaya düşmesini nasıl engelleyebileceklerini konuşuyorlar. Daha sonrasında buz elementi bir fikir sunuyor. Bu meteoru durdurabilecek bir silah yapabileceğinden bahsediyor. Ve bu silah hepimizin bildiği buz kralının tacıydı. Buz kralının bu tacı o kadar güçlü ki aslında bir insanın tüm dileklerini yerine getirebilir. Yani ne dilerseniz onu yerine getirebilecek bir güç bu. Ve bu elementersel varlıklar bu silahı tahmin edebileceğiniz üzere meteoru durdurmak için kullanacaklardı. Gia Gunter bu hikayenin neresinde diyecek olursanız ona da sıra geliyor. Çünkü Gunter'ın hikayesini anlatabilmem için bu hikayeyi bu şekilde anlatmam gerekiyor. Buz Kralı'nın yanındaki hepimizin bildiği Gunter'ın asıl ismini aldığı gerçek Gunter aslında baştan beri anlattığım bu hikayenin içinde gizli. Başta da söylediğim gibi 70 milyon yıl önce asıl gerçek Gunter aslında penguen değil, bir dinozordu. Ve o dinozor da buz elementinin hizmetçisiydi gene. Yani Buz Kralı ve penguen Gunter'ın 70 milyon yıl önceki versiyonları da aynı vaziyetteydi. 70 milyon yıl geçmesine rağmen hala Buz Kralı Buz Kralı, penguen Gunter da Gunter'dı. Gunter'da değişen tek şey onun ırkı oldu. Artık bir penguendi. Ama 70 milyon yıl önceki asıl Gunter pasif bir karakter olarak gözüküyor olsa da aslında şu anda izlediğimiz Adventure Time evrenin oluşmasına neden olan kişi belki de. Çünkü 70 milyon yıl önce dünyaya çarpacak olan ve içerisinde liçi barındıran bu meteoru durdurabilecek tek güç olan bu tacı buz elementi yerine Gunter taktı başına. Buz elementi tacı tam başına takacakken bazı olaylar gelişiyor ve molozların altında kalıyor. Ve bu sırada Gunter tacı alıp kendi takıyor. Ama tacın gücü o kadar yüksek ki Gunter'a fazla geliyor. Ve tabiri caizse kafayı sıyırıyor Gunter. Bu tacı eğer buz elementi taksaydı dünyaya çarpacak olan meteoru durdurmaya dileyecekti. Ve buz elementinin gücü buna yetecekti. Yani tacın bu üstün gücünü buz elementi özümseyebilirdi. Yani kaldırabilirdi. Ama tacı Gunter taktığında Gunter'ın hep istediği şey oldu. O buz elementi gibi olmayı istiyordu her zaman. Buz elementine her zaman bir hayranlık besliyordu Gunter. Ve taç onun isteğini, dileğini yerine getirdi ve onu buz elementine dönüştürdü. Ama bu güç ona fazla geldiği için Gunter çıldırdı diyebiliriz. Ve Gunter'ın yüzünden taç amacına ulaşamadı ve dünyaya meteor çarptı. Ve dünyanın sonunu getiren ya da daha beter bir dünyanın oluşmasına sebep oldu diyebiliriz. Yani şu anda izlediğimiz Adventure Time evreninin bu şekilde olmasının tek sorumlusu Gunter'dı. Ve Buz Kralı'nın da Buz Kralı olmasının sebebi de Gunter'dı aslında. Çünkü Penguin Gunter'ın atası Dinozor Gunter taçtan buz elementi olmayı istemeseydi şu anda gördüğümüz Buz Kralı da oluşmayacaktı. Dinozor Gunter taçtan buz elementi olmayı dilediğinde taç sadece o dilekte takıldı kaldı. Yani bu saatten sonra tacı takan herkes Buz Kralı'na dönüşecekti. Çünkü taç bunu yapmaya kodlandı. Ve tacı takan kişi bunu istese de istemese de bir şekilde Buz Kralı'na dönüşecekti. Gunter gibi arka planda ve aslında biraz da ezik bir karakterin bu kadar büyük bir olaya sebep olması hepinizi şaşırtmıştır bence. Çünkü kim bilebilirdi ki Gunter gibi birinin, yani bu kadar arka planda olan bir karakterin böylesine büyük bir olaya sebep olması harbiden şaşırtıcı. Gunter olmadığı
olmasaydı şu andaki izlediğimiz Adventure Time evreni olmayacaktı bile. Belki de dünyaya Leech bile gelemeyecekti. Çünkü başta da söylediğim gibi Leech'i dünyaya getiren meteor oydu. Gunter'ın bu yanlış hamlesi tüm dünyaya ve tüm bir medeniyetin yok olmasına mal oldu. Neyse arkadaşlar, bu konu hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Araştırmalarım sonucunda elde ettiğim bilgiler bu kadardı. Umarım bu videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Başta da söylediğim gibi bu tarzda hikayelerin devamını istiyorsanız, yani böyle çizgi film karakterlerinin hikayelerini dinlemek istiyorsanız, hikayesini dinlemek istediğiniz çizgi film karakterlerini yorumlara yazın arkadaşlar. Anlatabileceğim, hikayesini anlatabileceğim veya güzel bir hikayesi olan çizgi film karakteri varsa emin olun onun da hikayesini kanalda yayınlarım. Videoyu bitirmeden önce bana destek olmak isterseniz 2 saniyenizi ayırıp video like atabilir ve kanala abone değilseniz abone olursanız fevkalade olur arkadaşlar. Neyse, daha da fazla uzatmaya gerek yok. Bir dahaki içeriklere görüşmek üzere. Hoşça kalın.